15 Temmuz'dan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı alelacele apar topar 9. din şurasını topladı ve orada iki tane önemli karar var. Bir, FETÖ sapık bir külttür. İki, sahte Mehdi'dir. Fethullah sahte Mehdi'dir. Günaydın. Hadi hükümet aldatıldı, AKP aldatıldı filan. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapıyordu. O zaman mı aldandı? Bir soru daha soruyorum bu hocalara. Ya bu sahte Mehdi, o sahte Mehdi de hakiki Mehdi kimdir? Nerede? Kim karar verecek buna? Bu soruların cevabı var mı? Siz zaman zaman hutbelerde, vaizlerde, başka şeylerde ahlaktan da söz ediyorsunuz. İslam ahlakından da söz ediyorsunuz. Ama yanınızdaki örneklerden hiç söz ediyor musunuz? Kul hakkından, kibirden, israftan, iltimastan, kayırmacılıktan söz ediyor musunuz? Bakın size bir şey söyleyeyim. Diyanetin görevlileri, ilahiyatçılar, bütün İslam alimlerine soruyorum. Kasım ayında bu ülkede 2016'nın 11 ayında 1816 işçi iş kazasında, iş cinayetinde öldü. Gerekli tedbirler alınmadığı için, denetleme yapılmadığı için Diyanet'ten bir tane ses geldi mi? Taşeron işçilik diye bir kurum var burada. Kölelik. Peygamberin 1400 sene evvel kaldırmış olduğu kölelik var. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı bir tane hoca çıkıp bu konuda bir şey söyledi mi? Kentler yağmalanıyor, dağlar, vadiler yağmalanıyor, meralar yağmalanıyor. Gelecek kuşakların mirası, gelecek kuşakların emaneti yağmalanıyor. Bir gün bir tane Diyanet görevlisi, bir hoca, bir ilahiyatçı çıktı bir şey dedi mi? Bunlar yanlıştır dedi mi? Su paketleniyor, Allah'ın suyu. Bütün canlılarla canlıların olan Allah'ın suyu paketleniyor, satılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı çıktı. Bir tane hoca, ilahiyatçı çıktı. Bu konularda bir şey söyledi mi? Bakın cahiliye döneminde kız çocukları diri diri gömülüyordu. Şimdi yakılıyor. Nasıl yanıyorlar biliyor musun? Gerekli tedbirler alınmadığından dolayı yanıyorlar bu çocuklar. Diyanet İşleri Başkanlığı gidip kurslarında bu konuda bir denetim yaptı mı? Niçin bize veda hutbesinden söz etmiyorsunuz? Veda hutbesi en önemli insan hakları belgesidir. Orada hiçbir suçlunun annesinin, babasının, evlatlarının suçlanamayacağını söylüyor. 3 yaşında çocuk 40 derece ateşle doktora gitmiş. Senin baban FETÖ'den tutuklu, SGK'n kalmadı diye bakılmamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, hocalar çıkıp bir şey söylemişler midir bu ülkede? Niçin bize saraylar Muaviye geleneği olduğu, peygamber tevazu timsali olduğunu, niçin saraylara gidip dikilmiyorlar Ebu Zer gibi? Niye demiyorlar bu sarayı paranla yaptığın için israftır, milletin malıyla yaptığın için yaptıysan haramdır? Niye demiyorlar bunlar? Ve niçin bize isyanın farz olduğunu öğretmiyorsunuz eğer ulu hocalar? Tamam, bizden olsun, ulul emre idare itaat edelim. Peki bu bizden ne demek? Bizim kabileden, bizim mezhepten mi demek? Yoksa adalete uyan, hukuka uyan mı demek? Adalete, hukuka uymayana isyan etmenin farz olduğunu niçin söylemiyorsunuz bize sayın hocalar? Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bu kelimeyi de anlarlar. Niçin bize bunu öğretmiyorsunuz? Niçin bütün bunları bize söylemiyorsunuz? Suçlusunuz, sorumlusunuz. Bunu sadece bu ülkenin, yani Türkiye'nin hocalarına, ilahiyatçılarına söylemiyorum bunları. Bunları bütün İslam coğrafyasının hocalarına söylüyorum. Eğer siz bunları söylemiş olsaydınız, siz eğer iktidarların önünde eğilmemiş olsaydınız, bunları söylemiş olsaydınız, İslam coğrafyasında insanlar birbirine boğazlaşmazdı, çocuklar öldürülmezdi. Ey yeşil sayıklı ulu hocalar, sorumlusunuz, sorumlu. Bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Bekeroğlu.